bir yıl bir gün sonra gelen bu yazılı soru önergemi cevabı 15 Temmuz tarihinde FETÖ terör örgütünün darbe girişiminde bulunduğu gece gerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerekse Emniyet Genel Müdürlüğü'nün dağıtılmış olan silahların geri dönüşü noktasındaki soruma maalesef yeterince cevap alamadığım gibi geçiştirilen bir cevap söz konusu. Sevgili arkadaşlar, bu öncelikle iktidar muhalefet meselesi değil. Bu mesele bir milli güvenlik meselesidir. O gece dağıtılan silahlar uzun namlulu silahlar mı, bombalar mı, mermiler mi, ne kadar ve nasıl dağıtıldığı belli olmadığı gibi kimde olduğu da belli değildir. Bu silahlar vatandaşın elinde mi? Bu silahlar FETÖ terör örgütüne mensup vatandaşların elinde mi? Bu silahlar PKK terör örgütüne mensup insanların elinde mi belli değil. Bakınız, bu darbe girişiminde bulunmadan bugüne kadar 18 ay geçti. 1,5 yıldır maalesef bu silahlar bulunamıyor. Bu noktada tehlikenin farkında mısınız diye sormadan geçemeyeceğim. Gerçekten adedi belli olmayan 1000 tane mi, 10 bin tane mi, 1 milyon tane mi, ne kadar silah kaybolduğu belli değil. Ve bu silahların geri dönüşü noktasında da maalesef hükümet ve ilgili bakanlık sınıfta kaldığını bir kez daha itiraf etmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar, Ankara'da işlenen bir cinayetin sanığı bu silahı kimden buldun dediğinde 15 Temmuz gecesi Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından dağıtılmıştı. O silah bende kaldı ve ben bu silahla cinayet işledim diyebiliyor. Dolayısıyla çok sayıda silahın maalesef vatandaşımızın elinde olduğunu biliyoruz. Ancak bunların geri dönüşü noktasında başta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonunun kurulması ve aynı şekilde bu kaybolan silahların gerek TSK'ya gerekse Emniyet Genel Müdürlüğü'nde iade edilmediği takdirde yasanın çıkartılması gerektiğine inananlardanım. O nedenle bir meclis araştırma önergesi kurulması noktasında girişimimiz olacak. Meclis başkanlığına bunu vereceğiz. Ve kaybolan silahların tekrar iade edilmediği takdirde yasal işlemlerin, cezai işlemlerin de artılması noktasında bir kanun teklifi vereceğiz. Önümüzdeki günlerde gerek komisyonun kurulması, gerekse kanun teklifimizin mecliste görüşmesi noktasında desteğinizi bekliyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.